Merhaba, Miras Yamuk, Facebook dein Live ist, schon die Instagram ilave diyorum. Bugün biraz geciktim de, oluyor bazen. Şimdi, live'a gidelim. Go live, telefonlara yapıştıralım yan yana. Manit nerede? Merhaba, Facebook'ta şimdi, pardon, şey, Instagram'da live ist da tam. Olmadı. Oldu mu? Umuyorum. Biraz öyle. Merhaba. Şimdi geldim. Bugün jel bazı, jelleştirme, gel face konu olacak. Merhaba herkese. Ve yani son iki de daha çok no, neydi Türkçesi? Şimdi aklıma gelmiyor. Ya markalaşma ve başarılı bir marka kurmak ilgili konu. Bugün biraz daha doğası buna geri döneceğiz. Ve umuyorum size yardım edebilirim. Çok zor bir örnek buldum bugünkü konu için. Tesadüfen geçen hafta bir tane imalatta jel fazım oldu. Şimdi nasıl göstereyim bilmiyorum. Böyle hafif bir tane halka var, daha koyu olanı, onu görüyor musunuz? O jel fazı oluşmuş bölge. Şimdi bu jel fazı nedir? Çok basit en sonunda ama yani herkese belki bilmeyebilir. Sabun reaksiyon oluştuğumuz zaman, yani kostik yağ karıştırdığımız zaman bu reaksiyon tepki bu reaksiyon da ısı serbest kalıyor. Bu ısı sabunlaşma reaksiyonu da hızlandırıyor. Aynı zamanda belli bir derece ulaştığın zaman bu tarz jelleştirme oluyor. Sabun o zaman gerçekten böyle sanki şeffafimsi bir görünüm alıyor. Belki şey vazelin gibi bir görünüm alıyor. Yani şeffaf ama tam şeffaf değil. Bunu jelleştirme diyor. Çok daha ısınıyorsa bu sabun, o zaman çatlayabilir. Bu da bu sabunda mesela oldu ama bu dilimde kurtardın. Böyle bir çatlama oluyorsa o zaman da çabucak sabununuzu soğutmanız gerekir. Genelde ne zaman böyle acayip ısı görüyorsunuz? Şekerli ilaveler yaptığımız zaman, meyve suyu, sebze, sütlü ürünler, bazı esansları onu tetikleniyor, bazı boyalar onu da tetikleniyor. Ve bazen salça çok hızlı ve sıcak çalıştığımız için de oluyor. Bazı da yağ karışımla nedeniyle veya kostik ve su miktarıyla beraber de olabilir. Yani sebepler çok faydalı, sıkıntı var mı? Şimdi ne jelleştirmiş sabun ve jelleştirmemiş sabun farkı var mı? Şunun da yanında size için bir proje çektim. Balı propolisli sabun. Burada mesela bal kullandığım halinde jelleştirme olmadı. Sabun soğuk bir yerde bıraktığım için. Şimdi internetten farklı sabunculardan da belki farklı farklı şeyler görüyorsunuz. Ama ben arkadaşımla konuştuğum zaman ve biraz araştırma yaptığına göre en büyük fark nedir? Şu jelleştirilmiş sabun genelde daha hızlı tabii ki reaksiyona giriyor ısı nedeniyle. Çoğu zaman daha kolay kalıptan, daha erken kalıptan çıkıyor. Kendim tecrübeden ama bunu her zaman altında imza atamıyorum. Çünkü bir tane sabunumuz var, o her zaman jelleştirme oluyor ve kalıptan hiç çıkmıyor. Yani internet gidiyor tekrar bir saniye. yani o kalıptan çok geç çıkıyor. Bunu bakmanız lazım. Başkası ne var? Bazı renklerde jelleştirme nedeniyle daha canlı duruyorlar. Burada ama aynı zaman bütün sabun daha koyu olabilir. Yani beyaz bir sabun yapmak istiyorsanız jel fazı istemeyeceksiniz. Çünkü o daha koyu bir sabun yapıyor. Burada mesela arkada beyaz bir swirl var. Bu
Şansımızda denk geldi. Çok oylaşmadı. Başlangıçta ilk birkaç gün bu kadar beyaz durmuyordu. Sarımsı bile duruyordu. Başka ne sebep? Bir tane araştırmaya göre o çok ilginç çünkü neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Jeleştirilmiş sabun uzun zaman su altında tutuyorsanız ve uzun zaman burada 18 saatten bahsediyor yani yarım günden fazla biraz farklı davranıyormuş. İhtiyaç bir şey mi değil mi benim sabun 18 saat su altında durmuyor ama haberiniz olsun bilginiz olsun. Başka ne burada not aldım? Örtmemiz için ve yani sabunlaştı pardon jeleştirme sorumlu jeleştirme zoraki yapmak istediğimiz zaman örtüdüğümüz için aynı zamanda kül miktarı azalıyor. Ama genelde yani renk, koku, köpük, bekleme zamanı bir etkisi yok. Yani en büyük, en bariz fark sabun daha koyu oluyor. Bu yüzden bazı renkler daha canlı duruyor. Aynı zamanda, şimdi tekrar aklıma geldi sonra unuttum. Aynı zamanda bazen bu sabunla daha parlak duruyor. O da ama renk nedeniyle oluyor. Yani şurada ya bugün tekrar internetimiz beni sevmiyor. Burada mesela şey biraz daha mat bir görünüm. Burada çok hafif daha parlak bir görünüm var. Şimdi tabii ki kamerada onu gözüküyor mu bilemiyorum. Ve şimdi hangi kaynak, ne faktörden kaynaklanıyor bu jeleştirme? Yani sabun yaptığınız miktarı ve kullandığınız kalıp boyu. Aynı zaman kalıp kalınlığı yani ince bir kalıp daha çabuk soğuyor, kalın bir kalıp daha uzun zaman. Başlangıçta kullandığınız miktar ya yani ısı yağ ve kostik çok daha sıcaksa o zaman daha çabuk, kolay jel fazla giriyor. Daha soğuk ortamda da aynı zamanda çalışıyorsunuz daha yavaş giriyor. İlginç olan ne kadar çok az su kullanıyorsanız o kadar az jel fazı oluşuyor. Çok su kullandığımız zaman jel fazı ihtimali daha yüksek çıkıyor. O çok benim için çok ilginç bir şey çünkü tam zıt en sonuçta. Başka ne aldım? Aynı zaman katı yağla jel fazı oluşmak için daha yüksek sıcaklıkları istiyorlar. Yani bu yüzden jel fazla yapmak istiyorsanız renk nedeniyle veya başka bir sebeple nedeniyle ne yapmanız lazım? Veya ne yapabilirsiniz? Hepsi aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Sabunun yağın ve kostüm başlangıçta birazcık daha sıcak olsun. Birazcık burada konuşuyoruz. Çok değil yani. Kaynayarak yapmayın. Aynı zaman su miktarı çoğaltın. Ve su indirimi yapmayın. Örtün onu ya da bile bir ısı şey bu elektrikli ısı battaniyeler var. Bunun üstünde koyun. Ya da havluyla sarın. Bazı arkadaşlarım onu strafor küpleri var ya böyle gıda taşınmak için. Onu içinde koyuyorlar. O da daha iyi ısı tutmak için. Bazı kişiler onu fırına sokuyorlar. Yani pişirmek için değil, fırın 80, 50-80 derece ayarlanıyorlar. Isıtıyorlar. Bundan sonra sabun bu fırına koyuyorlar ve kapatıyorlar. Çünkü zaten bu jeleştirme genelde ilk yarım saat içinde oluyor. O zaman da oluşmuyorsa veya tamam oluşmuyorsa çünkü en büyük sıkıntı genelde oradan tamam oluşamıyor. Ortadan burada gibi böyle bir benlik kalıyor. Burada onu bu sıcaklık tuttuğu için daha garantiniz var. Tamam bir jel fazı görmek için. Ama dediğim gibi en büyük sıkıntı burada doğru nokta bulmak. Çünkü fazla ısıtın zaman şu sabunla patlama ve çatlama yapıyor. Patlama derken yani şu üst yüzey kurumaya başlıyor. Altın sabun çok sıcak oluyor. Yukarı çıkmak istiyor ve burada bir çatlakla oluyorlar.
Bazen çok şanslı olduğun zaman bu tamam aç çok sıcak olduğun için sabun tamam kalıpten dışında çıkıyor. Bu yüzden jel fazla oluşmak istiyorsanız, jel fazla yaptırmak istiyorsanız sabununuzu sürekli takip edin. Tek başına bırakmayın. Ara sıra bir gözü ya bakın ne durumda. Jel fazla istemiyorsanız ve biliyorsunuz ben çok su kullandım, ben bu esans kullandım, ben bal kullandım, ben süt kullandım. Bu yüzden ama renk nedeniyle açık renk olsun. Özellikle süt sabunda yani renk değiştirme pek isteyen bir şey değil. O zaman ne yapmanız lazım? Küçük miktarlarda sabun yapın. Küçük kalıple koyun. Yani 1 kiloluk uzun olanları yatay büyük kalıplı olmasın. Aynı zamanda kostüm ve yağın başlangıçta serin olsun. İsterseniz bile buzdolaba koyabilirsiniz. Sabun döktükten sonra üstünü örtmeyin ya da sadece çok hafif alttan yani şey değmesin masaya, tezgaha bir ızgara üstünü koyun. Sütlü sabun yapanlar bazen bile onu buzdolaba koyuyorlar ya da kışında dışarı bırakın. Yazın da klimalı bir ortamda bırakın. Ve başka ne yazdım? Yani bu faktörler kullanın o zaman. Dediğim gibi sabun sonuç olarak bir fark yok. İkisi de sabun oluyor, ikisi de sağlıklı sabun oluyorlar, ikisi güzel sabun oluyorlar. Jel faz gördüğün sabunla bazen renk daha canlı oluyor. Onu renk ve esanstan kombine olduğu için tek tek denemeniz lazım. Onu size için bir tane önerim maalesef yapamıyorum. Ve ya bazen sabun daha hızlı kalıptan çıkıyor. Ama dediğim gibi ben onu kanıtı henüz kendime görmedim. Başka yok yani jel fazla ilgili. O dediğim gibi tamam sabunlaşma reaksiyondan kaynaklanan bir durum isteyen istemeyen onu herkese kendine karar vermen lazım. Bazı forumlarda görüyorum kesinlikle olması lazım. Bazıları diyor kesinlikle olmaması lazım. Yani gördüğüm kadar, anladığım kadar keyif işi. Ben 20 sene boyunca, yok tam 20 sene olmadı ama 15 sene boyunca sabun yapıyorum. Jel fazı peşinde henüz hiç koşmadım. Onu da bilin yani. Sorunuz varsa bugün ilgili ya da genel ilgili gelecek hafta için henüz bir fikrim yok. Bu hafta boyunca proje çekiyorum. Eriyebilir sabun, doğal sabun, kosmetik ilgili de hem de yarın, yok yarın değil, ayın biri bitkisel kurs başlıyor. Yani cilt bakımı için herbalizm başlıyor. Onun için hala kayıt olabilirsiniz. Ben de teşekkür ederim izlediğiniz için ve dediğim gibi sorularınız varsa bugün dilim dolanıyor. Her zaman yazabilirsiniz. Ya özel mesaj olarak, ya Facebook'ta, ya direkt Instagram'da, ya e-mail olarak. Teşekkürler. Stabilitesi sabunda. Bu kolay, sadece zaman alacak. Tamam, onu yapabilirim, anlatıyorum. Anlatayım. Mesela o gelecek hafta konu olabilir. Teşekkürler. Ve yani böyle. Tamam. Başka bir sorunuz varsa gelecek hafta ha. Bozulma olup olmadığı gözle göremiyor muyuz? Bozulma derken doğal ya şey sabun yağının yoksa tam anlamadım şimdi. Ha, stabilitesteki değil mi? Stabiliteste aynı sorunuz. Anladım. Yani en büyük o zaman kısaca anlatayım. En büyük bozulma faktörü doğal sabunlarda sarı bellekle onu birkaç hafta önce de konuştum ve genelde stabiliteste kalite test eden noktalar
Şu anda hala kanun değişmedi henüz. Kendimize belirtiyoruz. Yani mesela görünüm, koku, renk klasik testlerde. Görünüm sabun hala beğeniyorum. Benim istediğim gibi hala duruyor mu, durmuyor mu? Yani mesela ebrulü bir sabun istiyorum. O 3 aydan sonra şu tamam çıkıyorsa. Şimdi bunu kabul ediyorum, kabul etmiyorum. Kendimize karar vermemiz lazım. O bir faktör olabilir. Koku hala istediğimiz gibi, hala kabul edebilecek koku mu? Onu da hesaba katıyoruz. Aynı zamanda görünüm dedim, değil mi? Koku. Yumuşak oldu, sert mi oldu, fazla yumuşak, fazla sert. Böyle şeylere genelde stabilitesi de kontrol edilir. Ve dediğim gibi şu anda hala üretici veya test eden laboratuvar kendine bu kalite kontrol noktaları belirtiyor. En klasik olanlara, laboratuvarda girdin olanlara biliyorlar. Koku, görünüm ve fiziki yani şey sert mi, yumuşak mı, sıvı mı, değil mi? Bunları. Ama dediğim gibi daha fazla kontrol noktaları da koyabilirsiniz ama genelde gerek yok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, telefon çaldı. Kapattım da hala çalıyordu. Yani bunlar böyle noktalar. Umuyorum başka sorunuz yoksa. Oğlum hoca aradığı için ondan aniden kapatmam lazım. Tamam, kusura bakmayın. Gelecek hafta görüşürüz. O zaman bu stabilite testi tekrar daha detaylı anlatacağım. Tamam, görüşürüz.